Aleykümselam. Normalde şey yapacaktım, hani kayıt yapıp atacaktım. Hem kısa bir yayın olsun. Allah isimlerinin başına yağ gelir mi, gelmez mi onu bir anlatalım. Akşam da kaçıranlar için YouTube'a atalım. Böyle bir şey olsun. Tamam, başlayalım o zaman. Çünkü çok vaktim yok. Evet. Ha, bu arada unutmadan arkadaşlar, DM'ye mesaj atıyorsunuz. Yani benim 1.000 kişi, 2.000 kişiyle tek tek yazışmam mümkün değil. Ancak ben onları her gün sürekli kontrol ediyorum ve toplu bir şekilde hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Gerek videolarımda, gerek işte yaptığım paylaşımlarla. O yüzden çok güzel mesajlar da geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Ama lütfen ben bir şey sormak istiyorum deyip bırakmayın. Sorun. Ben onu mutlaka görüyorum. Ama evet, birebir sizlere cevap veremem. Böyle bir imkanım yok. Tamam. Ama sorun yani. Mutlaka cevap gelir. Büyük oranda da şu güne kadar herkese cevap verdik. Hadi bakalım, yağ sesine bir başlayalım. Önce bir hatırlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, burada yağ sesi var. Yağ sesi insanın bilinçaltında, cem çakrasında hareket başlatır. Bilinçaltında, cem çakrasında hareket başlatır. Ayalara giden enerji kanalını aktif eden de yağ sesidir. Yağ sesi tarika da aynalama yapar ve alışverişi başlatır. Aynalama neydi? Mesela Selam isminin Andromeda'da tutulmada anlatmıştık. Yasin sesiyle aynı olması ama dünyaya tecelli etti. Mesela Allah ismi Hak ismi olarak tecelli ediyordu. Bu da bir aynalamadır. Yağ sesi tarika da aynalama yapar ve alışverişi başlatır. Alışverişte de yine elbette ki Allah'ın yasaları geçerlidir. Aynalamanın olması için cem çakrasının açılması ve de serotoninin aktif olması gerektir. Serotonin elhamdülillahla artırılıyordu. Mutluluk hormonuydu. Serotonin üzerinde hala çok fazla duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Serotonin aktifse eğer cem çakrası tam kapasite ile çalışacaktır. Hani bir video atmıştık. Ya neden olmuyor? Mutlu değilsin demiştik. Önce mutlu ol. Bir elhamdülillah tarafına geç. Bir şükür tarafına geç. Teşekkür etmeyi öğren. Bak ne diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanlara teşekkür etmeyen gerçekten iman etmemiştir. Burada iki şey var. Hem teşekkür etmenin önemini, şükürden gelir. Hem de karşıdaki insanın bir Allah'ın bir görünme yeri olduğunu. Bunu unutma. İnsanlara teşekkür etmeyen gerçekten iman etmemiştir. Yağ sesi Allah isimlerinden hangisinin önüne gelirse gelsin, bilinçaltına doğrudan kodlama için hazır olması emrini verir. Bak birazdan anlayacağız niye. Daha evvel anlattığımız üzere bilinçaltı 5 tane sayar, 6'da işe başlar demiştik değil mi bunları? Sonrasında da her bir isimle işini yapar. Yani her defasında her gönderdiğiniz kodla beyindeki titreşim frekans değiştiği için işini yapmaya devam edecektir. Ancak ayaların hareketlenmesi 7'de başlar. 7. kodda başlar. Ayaların hareketlenmesi demek, epifizinde hareketlenmesi demektir. Yani ayalarınızdan enerji çıkışını sağlamak istiyorsanız yağ sesine ihtiyacınız var demek istiyor. Zikre gelince Allah isimleri ses bakımından sizin için bir mucizedir. Artık biliyor ve anlıyorsunuz ki renk, koku,
ışığın dalga boyu hepsi titreşim iledir. O halde her titreşim bir halden diğer bir hale de geçiştir. Şimdi şey demiştik, hatırlıyor musunuz? Telkinleri hazırladığımızda özellikle ayetleri ve Allah isimlerini tercih ediyoruz. Çünkü onlar başka bir anlamda kodlanamazlar. Bilinçaltınızda tek bir kodla gelirler. Tek bir kodla. Başka bir mana yükleyemezsiniz ve frekansları çok yüksektir. Bu yüzden telkinlerde Türkçe veya vesaire kullanmıyoruz. Allah isimlerini, ayetleri kullanıyoruz demiştik. İşte bunu demek istemiştik. Ya sesi de bir koddur aslında. Aynı mim sesi gibi. Ali makamında mimle ilgili biraz anlatımımız olmuştu. Ama henüz kodun nereyle ilgili çalıştığına bir şey demedi. Bugün ya'yı anlatıyor. Ya sesi bir koddur aslında, aynı mim sesi gibi. Kodunuz şöyle çalışır. Besmele'yi veya ya sesini alınca, besmele'yi veya ya sesini alınca bilinç dua edileceğini anlar. Bak, bilinç direnişi bırakıyor. Bedeni hemen serbest bırakır. Beden için hemen cem çakrasına yol verir. Cem çakrasının nasıl çalıştığını Allahu Ekber zikrinde anlatmıştık, hatırlarsanız. Hemen bir ortaya damar çıkıyordu. Bedenin diğer fonksiyonlarının da devam etmesi için bilinçaltını biraz daha genişletiyordu ve hızlı bir şekilde iş yapmaya çalışıyordu. Hatırladık mı bunu? Valaktin'de bunun için gerekli demiştik. Cem çakrası serotonini bekler. Serotonin hali hazırda bulunması da bu yüzden önemlidir. Bak, ya sesini veya besmeleyi duydu. Cem çakrasına zaten yolu verdi. Hemen bilinç direnişini bıraktı. Sonra diyor ki serotonini bekler. Serotonin açıksa, yani mutlu ve huzurluysan, mutlu ve huzurluysan o vakit epifiz beziniz, hadi bak burası önemli. O vakit epifiz beziniz benlik sıvınızı titreştirmeye başlar. Benlik sıvınızı. Bu demektir ki aktif olan şey necm çakrasıdır. Necm, yıldız. Yani kafla rad cem çakrasıyla birleşince necm, yıldız çakra oluyordu ya. İşte aktif olan şey necm çakrasıdır diyor. Mutlu ve huzurlu olmak şartıyla. Benlik sıvısı dediğimiz şeye gelince, cem çakrasının blokajı kaldırılırken, hani yeni doğdun, kulağına ismin okunuyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedin, blokaj kaldırılıyordu ya, kulağınıza isminiz okunduğu an titreşime geçen ve artık her isminiz anıldığında titreşerek cem çakrasına kod gönderen sıvıdır. Epifiz bezinin içinde. Cem çakrasının blokajı kaldırılırken kulağınıza isminiz okunduğu an titreşime geçen, yani onunla kodlanan, adınla kodlanıyor bak. Ve artık her isminiz anıldığında titreşerek cem çakrasına kod gönderen sıvıdır. Ya sesi işte burada devreye girer. Bilinçaltınıza gelen adınıza ait titreşim, cem çakranıza mana adınızı, yani adınızın frekansını gönderir. Bu frekans canan adınızdır, yani aynalama için gereklidir. Adınızın da elbette ki ayna karşılığı vardır. İsminizin manası ne ise çekim yasasına onunla dahil olursunuz. Ayşe isminin manası, Melih isminin manası, Melek isminin manası. Herkes farkında olsun ya da olmasın,
Bilinçaltında kendi ismine ait olan bu frekansa bir mana yüklemiştir. Bak, kendi şeyine ait. Ve sen bu manayı alırsın ve her defasında çekim yasasına onunla dahil olursun. Mesela buradan birisi geldi. Ya Ayşe dedi. Arkasından bütün cümleleri saydı. Şimdi sır burada yatıyor. Neden mana önemli? Bu demektir ki isminize yüklediğiniz mana önemlidir. Adınızı her duyduğunuzda Cem çakrasına benlik kodunuz gider ve adınızın manası ile yaşamış olursunuz. Adınızın bu sebeple manası ve frekansı önemlidir. Benlik kodunun frekansı ne kadar yüksekse dualarınızın ve zikirlerinizin mahiyeti o kadar yüksektir. Şimdi bir Allah isminin başına ya sesi gelirse ne olur ona da bakalım dedi. Örnek olarak da Aziz ismini verdi bildiğimiz için. Aziz isminin başına ya sesi gelirse ne demiştik Aziz ismi için? Su elementinin normal insanlarda, her insanda bedeninde aktif olan haliydi. Doğru mu? Hatırladık bunu. Aziz ismi su elementinin insanda ve bedeninizde aktif olan haliydi. Bu aktiflik halini ya Aziz ismiyle Cem çakrasına göndererek Cem çakrasına göndererek epifiz bezinizdeki benlik sıvısını harekete geçirmiş olursunuz. Böyle olunca da harekete geçen tabii ki adınızın manası ve frekans karşılığı olur. Bu durumda bilinçaltı emrin sizden geldiğini ve hatta Rabbin bir parçası yani kulu olan ışık DNA'dan geldiğini bilir. Öyle düşünür. Ve artık gelmekte olan koda direnmez. Kod ne kadar gelirse o kadar kabul eder demiş. Sevgili canlar, bakalım başka eklemek istediğim. Duanız hızla kabul olsun istiyorsanız o halde Allah isimlerinin başına zikirlerde ya sesi getirilmelidir. Benlik sıvısı manyetik alan ile çalışır. Şimdi burayı hatırladık mı? Hani kuyruk sokumundan ışık DNA'mız kalp çakrasının manyetik alanını kullanarak epifize ayrı bir bağla bağlıydı. Hatırladık mı? Şimdi bak bunu söylüyor. Benlik sıvısı manyetik alan ile çalışır. Bu alanın aktifliği için nasıl ki yağ sesi gerektir. Asanın tamamı içinde besmele şarttır. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde de bu asanın, o manyetik alanın tamamı aktif oluyor ve muhteşem bir dizilimle yani ahsen-i takvimle işe başlamış oluyoruz. Sonrasında da şöyle eklemiş, Ali yakınlığı besmelenin ya sesidir. Ali yakınlığı. Ali makamı videosunu izleyin, hazırlanın, geliyor arkası. Ali yakınlığı besmelenin ya sesidir. Ali cem olabilmek için zikrine ya sesini eklemiştir dedi sevgili canlar. Ali Aleyhisselam'ın zikrini bilen var mı? Bu Ferdün Hayyun Kayyumun Hakimin Adlun Kuddüs'ün dışında. Yahu ya menhu la ilahe illahu. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadardı sevgili canlar. Gelecek haftaya kaydedilecek. Tabii ki kaydedilecek. Hiçbir şeyi kaybetmemeniz için hepsini kaydediyoruz. YouTube'a bugün atacağım. Hemen hazırlayıp. Şimdi sevgili canlarım,
9'da inşallah atmış olurum. İstediğiniz bir şekilde tabii ki yapabilirsiniz ama bu anlattıklarımız üzere bilinç direnişini bilhassa ortadan kaldırmak için bir besmele, iki yağ sesi. Gelecek hafta yani gelecek bölümde size Allah isimlerinin atakları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Atakların ne olduğunu, aynalamanın ne olduğunu anlatacağız. Ondan sonraki şey için lütfen Ali makamı videomuzu izleyin. Çünkü bir sonraki şeye hazırlanmanız gerekiyor. Tekrar Ali makamına dönüş yapacağız. Geçmiş yayınları mutlaka izleyin arkadaşlar. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ve tekrarlıyorum, DM'den bana mesaj atarken bir şey söyleyeceğim deyip benim yanıt vermemi beklemeyin, söyleyin. Mutlaka onun cevabını toplu bir şekilde de olsa buradan veriyoruz. Mutlaka anlatıyoruz zaten. O konuyla ilgili bilgi geliyor. Sizlere her birinize ayrı ayrı cevap tabii ki yazamam. Ama toplu bir şekilde elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ve çok güzel mesajlarınız var. Allah razı olsun. Dün bütün gelmiş olan mesajları tek tek tekrar inceledim. Gözümden kaçan bir şey var mı diye. Bir tanesi gözümden kaçmış. Onu da hemen burada ekleyeyim. En çok gelen soru şu. Regl halindeyken telkinleri dinleyebilir miyiz? Regl, bunu daha önce söyledim ama bir daha söyleyelim. Regl halindeyken Kur'an-ı Kerim dinleyebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim şu sayıda dinle, bu sayıda dinle veya bir size bir engel var mı? Yok. Biz bir de telkin yapıyoruz. Hani tam kulağınız duymuyor zaten. Kulağınız duymadığı halde, bilinç direnişi olmadığı halde. Yani ben size benim telkinlerimi dinleyemezsiniz demem şu demektir. Biz sadece ayet kullandığımız için, hayır sen Kur'an dinleyemezsin. Ben böyle bir şey diyebilir miyim? Bunu kimse diyemez. Hiç kimse. Ayrıca regl hali çok özel bir haldir. Çok önemli bir şeydir. Bazı ayetleri okuyamamanızın sebebi, hani onu da söyleyelim. Regl döneminde kadınların zaten ışık DNA'sının rahim ismine bilinçaltıda dahil rahim ismine çıkıyor olmasındandır. Ama Kur'an dinlemesinde herhangi bir sakınca yoktur. Sadece bazı özellikle bilinçaltına direkt akan mesela yeter kürsü gibi. Ama dinlediğinizde de şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Bir şey olur mu olmaz mı? Hani özel ayetleri. Şu ayetler okunur okunmaz. O konuda da tam bir bilgim yok. Ama Kur'an dinleyebilirsiniz. O yüzden telkinlerimizi haydi haydi dinleyebilirsiniz. Tamam. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Maalesef o gözümden kaçtı. Psikolog bir arkadaş yazmış. Çok üzüldüm. Bir danışanı ile ilgili X bir kişi neyse şunu soruyor. Çocuk bataklığının içinde aile çok üzülüyor ve toplu zinaya da dahil olan bir çocuk bu. Annesi ne yapabilir? Annesi bu çocuk için niyetlenerek buradan söyleyelim. Lütfen bu çocuk için niyetlen. Agarta blokaj kaldırmayı dinle her seferinde oğluna niyetlenerek. Ve Şambhala blokaj kaldırmayı dinle. Bu şekilde çocuğunu da bataklıktan kurtar ve istersen akşamları da çocuğuna zaten dinletemezsin. Muhtemelen dinlemeyecektir. Akşamları da mutlaka Salat-ı Fatih ile onun niyetlenerek yine çocuğuna bilinçaltını temizleme videomuzu dinle. Birer kere. Çocuğun için niyetlen ve bunu çocuğuna bu iyiliği yap. Abi ben onu ne biliyor musun? Bütün videolarımda var zaten de özellikle Agartha çakrasını anlattığımız videolarda ışık DNA'mız, canımız, özümüz yani Rab'den bir parça. Abemom diyorlar. Abemasitinden dolayı bizde kargaşa olmasın, bir sürü anlam karmaşası var diye abemom demeye devam ediyoruz.
Boşanmak üzere olan eşler ne yapar biliyor musun? Benim Bilgelik ve İslam Telkinleri kanalına girerler. Orada kozmik şifrelerden sevgi frekanslı videosunu açarlar ve dinlerler. O zaman düzelirler. Yemek yaparken kendi ve eşinin niyetine dinlerler. Ondan sonra düzelirler. Evlenmek isteyen için de telkinimiz var. Ha bir de evlenmek isteyen bir arkadaş da sormuş. Onu da gözden kaçırmışız. Ama aslında kısmen veriyoruz cevapları. Bana diyor hep şeyler geliyor. Hani telkinin dinliyorum tamam. Ama telkinden önce olduğu gibi. Şimdi de hep içki, kumar, zina yapan tipler geliyor diyor. Ne yapabilirim? Önce kendini değiştir. Düşüncelerini ve korkularını değiştir. Ondan sonra benim telkinlerime gel. Emin ol, insan gibi bir insan sana gelecektir. Çünkü sen serotonin diyorum, suyun zikri diyorum. Bak sürekli anlatıyorum. Mutlu değilsen kötü şeyler de düşünmeye başlarsın. Kötü şeyler düşündükçe de kötü şeyleri çekersin, olumsuzları çekersin. Kendini düzeltirsen o zaman düzgün şeyler düşünmeye başladığında sana da düzgün şeyler gelecektir. Bu epifizin yani Allah'ın çekim yasasıdır, kanunudur. Evrensel yasalar diyoruz ya işte o yüzden bunu yapmak zorundasın. Önce kendini düzelteceksin. Ondan sonra dünyan zaten düzelir. Evet. Kararsızlık için ne yapmalıyız? Okul tercihi için. Güzel kardeşim, iyi bir rehber hocası bul. Meşhur sözümüzü söyleyelim. Çocuğun ders çalışması, onun da telkini var arkadaşım. Lütfen Bilgelik ve İslam telkinlerine giriniz. Orada zafer başarı var. O şeyi bulun, telkini. Ve o çocuğa dinletin. Ya da çocuk dinlemiyorsa siz onun niyetini dinleyin. Niyet çok önemli. Niyeti de anlatmıştım. Başka birinin niyetini dinleyebilirsiniz. Abemon neredeydi? Morfogenetik alandaydı. Nerede? Uyluk kemiğimizde. Hazreti Resulullah onu nasıl tarif etmişti? Acbu Zennep diye. Kundalini'nin başladığı yer. Yani üriner sistemin o kuyruk kemiğimiz var ya orada. En güzele emanet olun sevgili canlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Videoları izlemeyi unutmayın. Ali makamını tekrarlayın.